Yakup Efendi, ne diyorsun? Yavaş yavaş, can çekişerek öldürecek bir zehir var mı? Yapabilir misin? Sultanım zor. Ama istediğin zehri yapacağım. Bu size acı çektiren zalim kişinin yanından hiç ayırmadığı bir eşyası lazımdır bana. Onu bulabilirseniz iyi olur. Onun yok oluşunu izlemek için her şey yaparım. Gidelim Nilüfer. Çocukları Esma'ya mı teslim ettin? Sultanım, müsaadenizle çocuklara yemek yedirelim. İyi. Nilüfer. Sultanların en gözdesi. Gel. Ne oldu, baktın mı? Baktım sultanım. İbrahim Paşa'mız odasında yok. Kapıya da vurdum. Lakin kapı kilitli. Mühim bir şey diyecekseniz bana söyleyeyim, ben hemen ulaştırayım kendisini. Yok yok, sarayına gitmem lazım. İbrahim Paşa'mızın sarayına mı? Ben de geleyim mi sultanım? Gelmem, ben hallederim. Gülfem Hatun hala bahçede mi? Evet, Mahidevran Sultan'la birlikte. Hı, iyi. Şu kutuyu ver bana. Keyfim yerine geldi. Yani gelecek. Hay maşallah. Yakup Efendi'yi ne zaman isterseniz bana söyleyin, hemen getireyim ayağınıza. Sizin yüzünüz gülsün yeter sultanım. Sultanım. Gülfem Hatun. Hoş geldiniz sultanım. Buyurun oturun. Ben Hatice Sultanım'ı merak ettim. Sihat'ı nasıl? İyi. Nilger Kalfa da yanında olacak. Onu hiç bırakmaz. İçim rahat. Aklım onda kalmayacak. Kim akıl etti acaba onu göndermeyi? Valide Sultanımız böyle uygun görmüş. Nigar Kalfa burada olduğundan çok daha faydalı olacaktır kesin. Ben şey için geldim. Bu nazarlı hünkârımız Mehmet'e gebe kaldığımda vermişti. Ne zarif bir nazarlık böyle. Öyle. Bütün evlatlarımın doğumunda yanımdan ayrılmadı. Bana kuvvet verdi. Bunu Hatice Sultanımıza hediye etmek istiyorum. Böyle mi af dileyeceksin? İyi düşünmüşsünüz. Bu çok değerli bir hediye. Sultanımız mutlu olacaktır. Münasip bir zamanda ziyaret edelim. Bana eşlik eder misin? Elbette. Yarın ilk iş ziyaretine gideriz.
Ne iyi ettiniz gelmekle. Bütün gün burada yalnız mı yoksa? Paşamız çok meşgul. İstediği kadar size vakit ayıramıyor. Benim bir şikayetim yok. Burada. Benim yanımda ya. O yeter bana. Bir de bebeğimiz bir an önce doğsa. Çoğu bitti, azı kaldı sultanım. Yakında kucağınıza alacaksınız inşallah. Amin. İbrahim. Hoş geldiniz paşam. Sizler de hoş geldiniz. Gel şunu benim masama bırak. Size acı çektiren zalim kişinin yanından hiç ayırmadığı bir eşyası lazımdır bana. Müsaadenizle ben bir yüzümü yıkayım. Paşam, geçin oturun şöyle. Anlatın bugün neler yaptınız. Nigar. Buyurun sultanım. Bana serinletecek bir içecek getir. Bayılmak üzereyim. Hemen sultanım. O elindeki neyi? Tutayım. Sen şey getir. Olmaz. Bu paşamızın çok mühim defteri. Neymiş o? Ver bana, bakayım. Sultanım, olmaz. Ver dedim sana. İbrahim'in yazısı mı bu? Evet, hep bu defterde çalışır. Yazar, çizer. Sultanım, verin de defteri yerine götüreyim. Paşamız kızmasın. Gözlerime bak. Bak dedim. Sana güvenebilir miyim? Elbette sultanım. Zamanı gelince benim için bir şey yapacaksın. Biraz tehlikeli ama. Sultanım, sizin için her şeyi yaparım. Sultanım. Hazır mısınız? Evet. Nereye gideceğiz? Nilüfer seni halanın yanına götürecek. Hadi hemen gidelim. Dediklerimi iyice anladın değil mi? Masasının üzerinde deri kaplı bir defter var. O defteri bul getir bana. Yakalanırsan ben göndermedim seni. Bir laf bile etme. Ben korurum seni. Merak etmeyin sultanım. Hadi göreyim seni.
Canım benim. Bak tekme attı, hissettin mi? Evet. Peki duyabilir mi? Sen konuş. Bence duyuyordur. Adı ne? Hele bir de olsun. O zaman karar vereceğiz. Sultanım, Mihrimah Sultan üşüyecek. Müsaadenizle içeriden üzerine bir şey getireyim. Evet, elleri soğumuş. Mihrimah, üşüdüysen içeri geçelim mi? Burası çok güzel ama. Tamam. Yukarı çık, sağ odaya gir. Sandığın üstünde şal var. Ne yapıyorsun sen burada? Şala baktım ama yok. Hey şaşkın, ben sana burayı mı dedim? Affedin, bilemedim. Sultanım niye almışsa seni yanına? Aklın da çalışmıyor belli. Hadi düş önüme. Beceremedim deme. Buldun mu? Size getireceğimi söylemiştim. Kimse gördü mü seni? Herkes bahçedeyken aldım sultanım. Merak etmeyin. Kimsenin ruhu bile duymadı. Aferin. Çekebilirsin. Zamanında geldin. Bunu hemen Yakup Efendi'ye götüreceksin. O ne yapması gerektiğini biliyor. Bu senin. Aman sultanım, eksik olmayın. Oyalanma, hadi git. Ne bu sultanım? Kitaba benzettim ama. Yakup. Bunu Gül Ağa verdi. Sen ne yapacağını biliyor musun?
Bilirim elbet. Siz miydiniz? Beğenemedin mi? Hünkârımızı mı bekliyordun yoksa? Yeter. Çok konuşuyorsun sen ağam. Kes kes. Adamcağızı tehdit etmişsin zaten. Esnaftan ne alıyorsa sana da verecekmiş. Eşkıya mısın be Adem? Kim? Ben mi? Alakası yok. Şeker Ağa yalan mı söylüyor? Söylesene yahu, anlatsana. Ağam, benim ocakta yemeğim var. Ben gitsem... Git git. Sen de sonra konuşacağız. Söyle. Neredeydin sen? Çarşıya gittim. Hürrem Sultan'ım bir şeyler ısmarladıydı. Uydurma, uydurma. Gezip tozuyorsundur kesin. Asıl sensin gezip tozan. Sürekli bir yerlere gidip duruyorsun. Nereye gittin de belli değil. Benim mühim vazifelerim var. Benim de mühim vazifelerim var. Çekil şuradan, çekil. Engel oluyorsun. Nereye? Ciğerlerini parça parça edecek. Ölümü yavaş yavaş gelecek. Defterim nerede? Nigar kalfa kaldırmıştır bir yere. Ah! Sultan. İyi misiniz? Geçti. Geçti. Bir an yokladı sadece. Bunu hemen saraya Gülağa'ya götüreceksin. İtina et. Zinhar kimse dokunmasın içindekine.
Bugün İbrahim Paşa Mustafa'ya ders veriyordu. Zaten herkes onunla alakadar oluyor. Kimse Mehmet'i düşünmüyor. Sanki benim oğlum şehzade değil. Alınganlık ediyorsun. Hayır, etmiyor. En başta İbrahim. Mehmet'in yüzüne bile bakmıyor. Varsa yoksa Mustafa. Senin İbrahim'le derdin nedir? Ben şey... Söyle, nedir bu öfke? Öfke yok. Oğlum üzülüyor. Bana geldi, anlattı. İbrahim beni sevmiyor dedi. Mustafa İbrahim'in elinde büyüdü. Ona düşkün olması doğal. Mehmet de büyüyünce onun da en büyük hocası İbrahim olacak. Daha başka şikayet duymak istemiyorum. Hiç kimse şehzadeleri ayırmaz. Ayıramaz. Getirtmeyin beni oraya. Vallahi kırarım kemiklerinizi. Dağılın. Şeker ha? Demek beni şikayet ettin Sümbül'e. Ağam, vallahi billahi benim bir günahım yok. Canım çıksın ki ben de arada kaldım. Canın çıkar inşallah. Canın çıkar inşallah. Elim elim payımı verme. Senin o göbeğini ortadan ikiye yarmıyor muyum? Hadi git şimdi. İşine bak. Gülağım. Ne var? Sultanların en naddesi. Yakup Efendi göndermiş. Kimse gördü mü? Zinhar. Mermer köşkünü oradan bizzat kendim aldım. Yalnız hiç kimse açmasın diye tembih etmiş. Bir tek sultanın vereceği kişi dokunmalı demiş. Anladım. Kime vereceksiniz sultanım? Sana ne? Ben şey diye dedim... Götüreyim, vereyim diye. Ben veririm. Sen çek. İbrahim, şimdi sen benim gözümün önünde eriyip gideceksin. Sultanım, hoş geldiniz. Hatice Sultan orasında mı? Hayır, bahçedeler. Paşamız da yanında. İbrahim burada mı? Sultanımız sabah kötüydü. Middesi bulandı. Arada sancılandı. Şimdi nasıl? Daha iyi. Paşamız onu yalnız bırakmak istemedi. İyi. Nilüfer, sen onu mutfağa götür. O ne? Şeker Ağa Sultanımızın sevdiği tatlıdan gönderdi. İbrahim, iyiyim. Hadi gidin siz.
Bugün hiçbir kuvvet beni sizden ayıramaz. Sultanım. Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Sultanım, paşam. Sultanım, şimdi duydum. Neyiniz var? Dün geceden beri biraz kötü hissediyorum kendimi. Bebeğime bir şey olacağından korkuyorum. Sultanım, hekim kadını duydunuz. Kötü bir şey yok. Sadece istirahat etmeniz gerekiyor. Bu aylarda dikkatli olmalısınız. Geç otururum. Çocuklar nasıl? Hepsi iyi. Mihrimah gelmeyi çok istedi. Getirseydin keşke. Sizi yormasını istemedi. Malum çok hareketli. Paşam, siz nasılsınız? Sağ olun. Siz? Afiyettesinizdir inşallah. Huzurlu olmak için elimden geleni yapıyorum. Hürrem. Validem rahatsızlandığımı duymasın. Ziyadesiyle etkiler... Sultan. İyi misiniz? Geliyor. Bebek geliyor. Hekim kadını çağırın. Nefes alın, nefes. Sultan. Derin nefes. Yanınızdayım Sultan. Derin nefes. Yanınızdayım. Sakin olun. Beni yarı yollayın, saraya haber versin. Sakin. Sakin. Yanınızdayım. 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 Sakin olun.